yani yaklaşık 4 seneden beri özellikle konuşulan bir sıkıntı daha o da mülteciler meselesi sığınmacılar artık nasıl adlandırıyorsanız Büyük Birlik Partisi olarak bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Son günlerde sosyal medyada dolaşan özellikle bazı videolar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bazı açıklamalar. siz bir bu sorunun bir beka sorununa dönüşme riskini görüyor musunuz? Şimdi bakın orada ve çözüm öneriniz Mesela ben edeceğim. meseleye Ekonomiden ziyade e, bir demografik yapının e, tehdit edilmesi e, ve daha sonra e, bu e, mültecilerin e, Türkiye'nin başına e, bir kaos açma endişesi taşıyorum. Yani ben meseleyi ekonomik olarak Türkiye'nin burada bir kaybı olmadığını düşünüyorum. Yani ekonomik, ekonomik değil, ekonomik değil olarak, ama bir beka olarak güvenlik olarak ekonomik bir kaos. olarak yani bakın çok yanlış bir algı oluşturuluyor. Ben Türkiye mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok. Yani artı eksi hesabı yaptığınızda ben bunu ekonomist daha akşam Konya'da ekonomi profesörlerimizle eksat profesörlerimizle sahura kadar konuştuk. Bütün bir Türkiye iftar programından sonra dar bir çerçevede konuştuk, değerlendirdik. Orada da söylendi. Bunun ekonomik bir faturası yok Türkiye. Yani getirdikleri götürdükleri. Fiyatı, Ama sen de şöyle demiyor: Kiralar arttı, onlardan, satın ev fiyatları arttı onlardan ya da işte hastanede biz şimdi, randevu alamıyoruz onlar. Ben ekonomi, ekonomi anlamda Türkiye'nin orada bir kaybı olma, olduğunu düşünmüyorum. Peki. Ama e, demografik yapının e, tehdit edilmesi ve e, onun ötesinde de bir kaos ortamı oluşturup e, kriz çıkarmak isteyenlerin e, eline e, büyük bir koz olarak bunlar daha sonra kullanılabilir. Önemli bakın, bir şey söylüyorsunuz. Bakın, şu anda son dönemdeki gelişmelere bakalım. Bir taraftan göçmenler üzerinden bir Arap milliyetçiliği, işte Suriye Arap milliyetçiliği yükseltilirken, bu taraftan da bizim Türk milliyetçiliğiyle hiç alakası olmayan bir şovenist dalga yükseltilmeye ve daha sonra bunlar sokakta çatıştırılmaya yani bu bir, gibi kaos bir plan. Bu bir Tabii yani bu, bu çift yapılabilir. Yapılmadan yap. Ha yapılabilir. Bir dakika. Yapılıyor. Şu anda yap yok yapılıyor. yapılıyor, demiyorum. Yani bir bu alt olabilir. Hayır, bu Türkiye için ileride bir tehdittir. Yani bugünkü yönetim buna Peki, müsaade öneriniz, etmez. Öneriniz. Bugünkü yönetim buna müsaade etmez. Vaktimden dolayı ee, acele ediyorum. Bugünkü yönetim buna müsaade etmez, etmemiştir. Bu, bu bu yönetim döneminde bunu kimse başaramaz ama yarın hangi yönetim bir zayıf anında Türkiye'nin bir zayıf anında bunu kullanırlar. Destur, önerim öneriniz. şu, önerim şu, e, Suriye'de iç barışı tesis edilmesi, savaş sonu erdikten sonra e, buradaki tüm mültecilerin elbette ki kendi memleketlerine gönderilmesi. Sadece Suriye değil ki, Pakistan, Afganistanlar. Afganistanlar içine geçer ama bir de şöyle düşünün. ya Mesela şu anda bizim e, tarım ve hayvancılık, özellikle hayvancılık konusunda Afganların büyük katkısı var. Bize katkı yapanı biz niye gönderelim ki? Biz katkı yapmayanı, boşta gezeni, Türkiye'ye yük olanı ya da Türkiye'nin huzurunu bozanı göndereceğiz. Tabii. Peki. Ee, yani yatırımcı sayın gelmiş başkan, buraya, fabrika kurmuş. Niye gönderelim? Peki. 3600 ek gösterge çıkacak mı? Soruyorlar. O başlık Çıkacak. Çıkacak. Ee, yani bu yıl içerisinde inşallah çıkacak. Bu yıl içerisinde çıkması bir tırpan bekliyor musunuz?